Who Watches the Watchers e, bu aslında Watchmen'den de alışık olduğumuz zaman zaman da kullanılan e, bir başlık, bir tanım, bir cümle. Gözlet kim gözlüyor? E, bu hep aslında sorgu Kimine ipsodet, kimine ipsodet. Ha işte evet. <laughs> Allah kime, kimine ipsodet kimine ipsodet yazmış işte. Yani. Aynen işte abi artık <laughs> tuttun. <laughs> Kısmet, kader, kısmet işleri. Ne diyorsun bu bölümle alakalı? Bu bayağı ikonik bir Star Trek bölümü. Bu bölüm bu bölüm işte şimdi dur. Eee hemen geçen sezon ne vardı benim çok beğendiğim bir şey daha vardı. Q Q ilk ee, Aha. İlk sezondan da bir bölüm vardı. Şu an adını hatırlayamadım. Ee, bu üçünün post olabilir. Ya üçünün yanına koyarım şimdi bir kere zaten Picard'ın o efsane diyaloğu geleceğiz e, dinle ilgili bu diyaloğu bağırmasıyla başlayan böyle ki Twitter'da paylaştım hemen zaten tam bir geek olduğumu hissettim böyle bölüm bitti ve uzun süredir hissetmedim ya bununla ilgili bir şey paylaşmalıyım hissini hemen getirdi bana çok güzeldi ama girmeden önce ben bölümle ufak hatırlatayım ne oluyordu bu bölümde bu bölümde e, Mintaka 3'e gidiyor ekip. Burada 3 tane antropolog var oradan e, halkı üzerinde inceleme yapıyorlar ama onlar tabi bilmiyorlar bunu böyle bir e, dağ gibi bir yerin içerisine, içerisine gizlenmişler e, ve burada bir sorun çıkıyor enerjiyle ilgili bu sorunu çözmesi için de Enterprise e en yakın e, sinyale yanıt verip gitmek istiyor ve orada da tam giderken merkeze sıkıntı çıkıyor onları engelleyen o hologram görüntü kayboluyor... İşte bir tane e, oradaki bilim adamı aşağıya düşüyor falan derken işler karışıyor... ...gezegende de e, pire vulkanlar var, e, ılımlı vulkanlar... ...daha böyle vulkanın dibine inmemiş e, ilkel vulkanlar var... ...böyle kendi derlerinde yaşıyorlar güzel güzel tatlış tatlış... ...ama e, hologramın bozulmasıyla işte dünyaya... ...onların dünyasına bir anda pat diye düşen bir karakter olduğu için... ...bir anda akıllar gidiyor... ...sonra bizim ekip aşağı inmeye çalışınca işler iyice karışıyor... Vay Allah mı geldi, Tanrı mı geldi? Bizi, Picard bizim Tanrı'mıza falan gelen bir süreç başlıyor. <laughs> ve bu bölümün e, esas konusu da tabii işte e, insanların hiç bilmediği bir varlıkla karşılaştığında ve güçlü bir varlıkla karşılaştığında ki bunlar insan değil de genel olarak hani bizim tarihimizden giriyorum. Bu pre-volkanlarında... E, nasıl tepki vereceğini görüyoruz. Burada da işte esas hani sahnesinde baştan beri dediğin artık Prime Directive'in belki de köküne kadar sorgulandığı bir bölüm. Ve tabii ki ona da bağlı olarak dinlerin e, ciddi sorgulandığı bir bölüm. Buradaki şey sahnesi gerçekten ilginç bir sahne. Böyle hani e, bağlamı dışına alındığında daha komik oluyor. Bağlamında o kadar komik değil ama Ricker böyle arıyor ya Enterprise bir problemimiz var. Nedir? Dine inanıyorlar. <laughs> Tam bir azılı ateist cümlesi böyle. Ne falan hani böyle. Tabii ki aslında sonraki hemen toplantıda şey konuşuyorlar ama işte hani bunların toplumsal yapısı şu an başka bir yönde gidiyordu. Biz şimdi onlara mucize gibi gelen şeyler gösterdik. Bütün sosyolojik evet. yapıları bozduk. Toplumların ilerlemesine müdahale ettik. İyi etmedik ya falan bağlanıyor ama oradaki böyle o hani belli ki reklam arasından önce kısa cümle kurma anı vardır yani. Böyle. Evet evet. var nedir din kuruyorlar. ne <gülüyor> <gülüyor> Enterprise şey açacaklarmış. ibadete açacaklarmış. Sinirleniyorlar. Tabi burada şey de çok komik. Ryker. Şimdi olaylar gelişiyor. Ee, Dediğim gibi önce işte bu hatadan dolayı e, oradaki yaşayan e, ırktan birisi de yaralanıyor. O yaralandığı için gemiyi alıyorlar. Beverly Crusher doktor şey yapamıyor yani kıyamıyor. Onu alıp iyileştiriyor. Olaylar oradan başlıyor. Orada uyandığı için e, hafızasını da silemiyorlar doğru düzgün işte doktor Pulaski olsa Pulaski işte. olsa var ya tek atardı da işte Hiç. neyse adam da orada uyanınca vay Picard işte acayip güçlü falan diyor geri geliyor herkese Picard'ı anlatıyor falan işte orada Riker fark ediyor hani ulan sıçtık bunlar düzeni bozduk ya yani as asıl konu din, dinin de dışında doğal işleyişi bozduk. Yani Prime Directive'in konusu nedir? Abi dokunma. Yani evet hani yardım edebileceğin şeyler olabilir ama bozma. Yani oranın işleyişine dokunma. Bu bozuluyor. O yüzden de Ryker'la e, Diana Troy bizim bir fikrimiz var, fikrimiz var deyip onlar gibi giyinip makyaj yapıp iniyorlar. Orada zaten işler hepten karışıyor ama orada şeye çok güldüm ya. Ryker'la <laughs> Troy konuşuyorlar ya. İşte burada biraz farklı durumlar var. Ne gibi durumlar falan. İşte burada mesela komün hayatı var. İşte kadınlar bir erkek sahiplenirler ve diğer kadın o erkeğe gitmek isterse kadın işte ona der ki önce ben de pazarlık etmelisin falan hmm. der. Sonra işler gelişir falan. Ryker evet çok mantıklı bu. Sevdim burayı falan diyor. <laughs> Dur lan bu da bu da yalı çapkın ha. Devamlı böyle hemen bir şey oldu mu? <laughs> hemen böyle kan gidiyor yani. Ryker <laughs> şey küçük bir koleksiyon peşinde yani. Evet, uzay yani. İrlandası'nı atladı bir uzay vulkanı dayarım belki diyor. Yerinde yiyeceksin <laughs> Evet. <laughs> ulan, ulan ya inanılmaz. Sonra tabi burada işler bozuldukça e, işte o karakter o diye, o, o, gezegende yaşayan karakter herkese anlatmaya başlıyor. Picard çok güçlü. Picard bizim Allah'ımız, Tanrımız. Şöyle büyüyeceğiz. Böyle şey yapacağız. Şu olacak, bu ya, olacak. Picard yağdırıyor. Seri Picard getiriyor falan. Coştukça coşuyor da böyle yani. Evet böyle falan. Aynen aynen. Picard var ya. Picard bir türkü söyler aklınız gider falan. Böyle iyice kafa kopuyor adamın. <laughs> Orada da zaten meşhur ana geliyoruz işte diğer bilim adamı işte orada gözlem yapan artık bunları öldürelim falan ya da işte ama salın gitsin ne yaparsa yapsınlar. Ryker böyle bir kalkıyor ya aman e, Picard bir kalkıyor ya. Size başlarım lan işte bu karanlığa götürür onları böyle olmaz bitiririz lanet olsun onları işte biz yeniden karanlığa mı sokacağız işte geleceklerini mahvedeceğiz falan diye bağırıyor çağırıyor sahne izli çok güzel zaten. Raporumuza göre diyor bin sene önce diyor e, bu insanlar diyor eee şeyi bırakmışlar. Batıl inançları, evet, evet. bırakmışlar. Mantıklı çözümler arıyorlarmış her şeyi. Şimdi biz onları tekrar batıl inançların içerisinde mi iteceğiz? Cahil cahiliye mı korkuya mı iteceğiz? Bırakmam, ittirmem falan <laughs> <bazen. gülüyor> ee, o da aslında şey açısından ilginç. Yani tabii ki koca Star Trek evreni. Daha ne bölümlerde neler neler göreceğiz ama tabii ki bir yerde şey de mümkün. Dünya için belki şu an bunu konuşmak zor ama konuşmak da gerekiyor. Yani dünyada da aslında dinlerle alakalı reformist konuşmalar biraz böyle gidiyor ya. Yani dinlerin ortaya çıktığı tarih ve ilk kaleme geçirildikleri tarihle bugünkü bilimsel gelişmeler tutmadığı çok zaman alıyor. Ve güncel dinlerin de bir sürü açıdan konusu bu. Tabii. Kimisi diyor ki yok yok zaten içinde de yazıyordu bakın burada kuantumdan bahsetmiş. Falan <laughs> da çalışanlar oluyor. Kimisi diyor ki yani tabii diyor hani bunların genel verdikleri kurallar bellidir. Hani ahlaki kural anlatıyorlar bize. Yoksa hani bilimsel ilerleme başka bir şey yani adam şimdi 4.5G'den mi bahsetsin? Anladın mı baktı zamanda Tabii şey. Tabii canım oder. zaten. Kitabı gönderirken kim onu söylüyor? O yüzden aslında şöyle yani burada böyle bir şey durumu yok hani bu bölümde nasıl diyeyim işte %100 böyle din karanlıktır abi falan gibi bir vurgu yok. Aksine işte zaten Pikard'ın dediği din demek yerine Picard'ın Pikard'ın bahsettiği batıl inanç. Batıl inanç evet. Korku. Yani şey gibi Gökte bir Picard var, yağmuru o yağdırıyor. Gökte bir Picard var, ölüye can veriyor. Kolaya ölüyecan. kaçmak biraz insanın şey evet. Orada rasyonel denge bozuluyor. Halbuki illaki göreceğiz başka bölümlerde, başka zamanlarda. Şey de mümkün. Yani adam bir tanrıya inanıyor. O tanrının uğruna belki bilimsel gelişme yapıyor. O tanrının uğruna bir yerleri keşfediyor. Anladın mı? Yani hatta Deep Space Nine'ın ana konularından bir tanesi olacak bir süre sonra başka bir dizi serisinin. Hı hı. Oradaki mesela inanç bir şekilde toplumun daha savaşçı ve daha kaşif olması ve daha bilimsel olarak kendini geliştirmesi üstüne kurulu bir dini inançları var. Yani buradaki dini inanç işte biraz aslında dünyaya benzeyen Hani böyle aman abi işte kızar, gücüne gider, evet. elektrik verir bize gökten, bulut geliyor abi falan böyle şey daha var. Daha korku evet yani tam bir yani. batı inanç aslında. Yani devamlı, devamlı koç kaçma. Yani aslında bir nevi pikardım burada asıl düşmanı yoksa şey değil Picard. Ne din mi kurmuşlar işte hemen <laughs> işte, şey çekiçlerimizi alalım ve putlarının putlarının dibine vuralım tarzı değil. Yok, yok. aksine de değil. Şey, Yani adamlar düşünsün etsin hani inanacaksa da kendi inansın ama hani bizim yüzümüzden olmasın bu gibi bir böyle daha prime directive bir bakış açısı var. Onu çok takdir ediyorum açıkçası ben. Bir de şeyden kızıyor aslında orada esas konu hani e, geyik bir işte, şey konusu o bilim adamı konuştukça ya bir bilim insanının daha doğrusu öyle karar var. zaten lavuk. Bilim aynen öyle. Bunlar bozuldu abi. Bunlar daha tabii, tabii. da... Tabii tabii. Bir de kendi diyordu ya başta çok hızlı Hı. gelişme gösteriyorlar. Hani normal bir gelişime göre daha e, şeyler sensible'lar yani mantıklılar. Ona göre çözüyorlar. Hızlı ilerliyorlar. İşte mağaradan çıkıp çok hızlı yerleşik hayata geçtiler falan. Hepsini de biliyor bir yandan. Ama bozulunca da hemen hemen at çöpe oluyor. Yani bu kadar kolay olmamalı. Zaten bir yandan da Picard'ın kızıydı o. Evet hani biz niye terk ediyoruz? Ya yani bozduk bir de terk ediyoruz. Ya yani bu Baltinaş'lara düşüyoruz ki ana sorun da şöyle. işte vulnerable olma. Yani o kırılgan olduğun an aslında en güçsüz olduğun an ve o anda o korkuyu yaşıyorsun. Ya yani düşünsene böyle geziyorsun dağın içinden biri çıkıyor. Yani kimi olsa korkar zaten. Picard Tabii. da bunu bildiği için onların aslında yine Prime Directive'de kalıyor. Ben bugün görsem ben korkarım yani adam uzayda geziyor teleport atıyor hologram atıyor yani Aynen. robot falan <laughs> var yanlarında yani hani böyle sempatik olarak görüyoruz biz belki ama gerçekten bugünün dünyasından adam teleport etsem ben bile tırsarım yani abi kurban olayım beni bırakın gideyim derim yani tabi canım hangimiz tırsmayız abi zaten alışmak öyle bir şey yani işte mesela geçen iki sene önce kur 5 lira olduğunda 10 lira olur mu diyorduk bak 10 lira oldu alıştık hepimiz. <laughs> Şey teorist değil mi bu abi? Kurbağaların altını bir anda açmazlarmış. Yavaş yavaş. <laughs> 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 Düşünsene Riker iniyor. Dolar 10 lira olmuş diyor böyle. Pre Vulcan. <laughs> ne? Ya? Evet, bu devirde uzaya çıkılmaz abi. <gülüyor> <be>. <gülüyor> Şey diyecektim ya dur bir şey daha diyecektim buradan bağlamda. Bu ha <laughs> ha. Ya bence bu bölümün asıl esprisi ne biliyor musun? Hem Prime Directive güzellemesi birazcık, hem Picard evet. ve Star Trek ekibinin yine yani Enterprise ekibinin ne kadar hani böyle özverili olduklarını güzellemesi, hem de biraz Aztek ve Sümer mitolojilerinde böyle gökten gelen adamların böyle çizimleri falan vardır ya. Biraz Çok da komple hani, gitmişti onlar. <laughs> geri geldiği vakit biz de bak hani. Biraz o şey açısından bakıyor. Hani o günlerde belki biz Sümerler, Aztekler böyle gökten birilerini görüp çizdiler, ettiler. Hem yani vardır ya tanrıların arabalarında falan da. Evet, Erik von e, yıllarca anlıyor. pompaladığı. Yani çok meşhur <laughs> olmuştu o söylemler falan. Hani zamanda birileri bizi ziyaret etmiş, e, bilmem ne yapmış. Bak işte gün geliyor, Picard da birileri ziyaret ediyor. Onlar da onu tanrı zannetmişler. Nasıl böyle Sümerler böyle işte atıyorum o teorilerde şey anlatır ya işte gökten adam gelmiş de bunlar hemen böyle Enki, Eridu falan dip böyle bunları tanrı zannedip böyle yazmışlar. Biraz sanki oralarla paralellik kurmaya çalışıyor falan gibi bir şey yapmışlar. Orada da işte hep ama hep yine bir şeyden geliyor işte bunu onlar yapmış olamaz İşte şöyle olmuş olamaz çok zordu işte şimdi bugünden geçmişi okumaya çalışınca ve bugün de hep o kolaya kaçma durumu işte biraz guidance arama yani yön gösteren birini arama bu bana çok tembellik geliyor ki bu dönem bak bunu yine yaş fark etmeksizin söylüyorum herkes de böyle yani. Aman bunu evladım siz halledin bana gösterin gibiden başlayıp da hiçbir şey kendin araştırmak ya da sorgulamak ya da işte bulmak yerine hemen oradan alalım buradan koyalım sen bana öğret. Ya abi da Star Wars Bros. filmlerini hangi sırada izleyeyim abi? Ha ya da işte klasik. Abi ya. çizgi roman okumaya başlamak istiyorum. Hangi çizgi romanla başlamalıyız? <laughs> <oluruz? gülüyor> Dünyadaki milyonlarca çizgi roman arasından hangi çizgi roman <laughs> nasıl olacak? Uzaya çıkacağız nasıl çıksak acaba falan? Yani bazen Facebook'ta en sırası e şey geliyor. Chat'te böyle çocuklar geliyor. Abi film önerir misin falan diyorlar. Hani böyle... <laughs> Çin istesi Hani bu yani... <laughs> <laughs> Okey mi bu şimdi yani adam? Hani neye göre kime göre yani adam kapıdan geliyor. <laughs> o çok Abi, net <laughs> Allah Allah. Size <İşte>, yolda yürüyorsun <laughs> bir anda biri karşına çıkıyor böyle öyle öyle bayağı sokaktan çevirip böyle abi film önerir misin? Abi? Ben de o zaman hep Bird Box diyorum bu arada. <laughs> Sen çok kötü bir insansın. <gülüyor> dur <laughs> be. <laughs> Platform diyeyim lan ben de bari dur. Keşke gelip arkadaş şey dese bir gün. Ulan Bird Box önerdin izledik bok gibi filmmiş dese bağrıma basacağım öyle mi Kesin diyeyim. lan bu arada evet ya. Bak evet ben şey bak rahatsız oluyorum biraz yani sorgusuz sualsiz beğenilmesi istenmesi de çok kötü bir şey ya ya benim zevkim farklı olabilir tamam evet biz belli bir e, kürasyon yapmaya çalışıyoruz bir belli bir zevk şeması içinde kalmaya çalışıyoruz belki ama sonuçta senin fikrin ya yani sen gidip başka bir şey de seviyor olabilirsin o anda onu istemiyor olabilirsin ama bağımlı kalıp bir de beğenmediğim bir şeyi ben beğeniyorum diye beğenme yani burada evet, da tabii. biraz o durum var zaten çok yorucu bir şey bu ya. Ben ürküyorum bundan. Bence Picard da bundan korkuyor ya. Bizim yüzümüzden düşürse 100 tabii. sene Picard, Picard diye gezecekler orada. <laughs> aynen, yani aynen Picard'ın kızdığı zaten şey değil. Yani organize bir din ortaya çıkmıyor. Aksine batıylanç sorgulamamazcılık ortaya çıkıyor. Tam şeyin yapmadığı. E, bu şey cümlesi Picard'ın bu bölümdeki hal ve tavırlarını yarın bir gün senin next pardon next diyorum new tre'ye geçtiğimizde yani J.J. Abrams'la başlayan ve sonra Hı -hı. dizilerle devam eden Neutro'ya geçtiğimizde aklında tut. Tamam. Bunlar hiçbiri zaten. Ha. Ha. <laughs> zaten sondaki cümle her şeyi anlatıyor işte. You must progress in your way diyor. Yani kendi yolunuzda ilerleyip bulmanız Hı -hı. lazım. Orada kendinizi geliştirmeniz lazım. Ama orada keşke küçük bir şey bıraksa. Küçük bir not yazdım size. Buna ileride bakarsınız yazsa. Sonra o notu açıyorsun notta şey yazıyor değil mi? Hani insan öldürmüyor diyorsa siz de öldürmezseniz iyi olur. Mesela <laughs> çok saçma bir şey falan gibi. Böyle. <laughs> Çünkü bizim dünyamıza gönderilmemiş böyle bir not belli ki. Evet, o o notta böyle. sıkıntı var. Öldürüyoruz, muyuz? Öldürürüz. Kısak gönder hani. göndermişsin bu kadar insan öldürmeyin günahtır falan diyorsun ama şey diye ekstra parantez açmamış ya. Ama bakın genel olarak yani kimseyi öldürmeyin. <laughs> Ya ben bir kere şunu cidden yaşadım. Bu çok tuhaf bir durumdu. Ee, bir arkadaş grubunda ortamında dijital. Bize bir 6 ay boyunca işte dinle ilgili bilgiler veren birisi vardı. Ben de bir gün şey oldum böyle. Yani bir şey merak ettim. Bir tartışma çıktı. Tamam dedim yani bununla ilgili ne yazıyordum? Ha ben okumadım ki Kur'an'ı dedi. <laughs> sarı, Sarı poşetli dergiyle gelen mahalle abisi olmuş o be. Evet evet. Ben o günden sonra üzüldüm tabii artık sormuyorum o yüzden kimseye bir şey. <laughs> bakalım. Evet. Dördüncü bölümde bitirdik. Üçüncü sezon hızlı girdik. Ee, umarım ya, biliyorsun ben hep bir şey söylerim. Star Trek Tabii izlemeye üç, nereden başlayayım diyenlere üçüncü sezon şey, The Next Generation üçüncü sezondan başladık. Sonra da gidip i̇şte Bird Box izleyelim Netflix'te. Net Tabii. <gülüyor> 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 Yok, Film sökünen Bird Box, Next Gen Star Çünkü Star Trek soran adama güveniyorum bak. Star Trek nereden izleyeyim noktasına gelen okey. Evet. evet. Star bir hevesi Trek var onun yani. yani. Evet. O güzel, o, o, güzel insan. Ben X Files sevenlere de öyle de yaklaşıyorum. O da güzel, o da güzel Aynen. insan. O zaman hızlıca devam edeceğiz. Beşinci bölüm gelecek. Ee, i̇lk dört bölüm izleyin. Ee, i̇zlemediyseniz bundan önceki sezonlara bakın. Onunla ilgili değerlendirmemiz var. Hem bir hem iki için. Bir de hala nereden başlayacak, başlayacak diye sorarsanız da onunla ilgili de videomuz var. Hepsinin linki bu videonun herhangi bir noktasında şu an belirdi ya da aşağıda gözükecek. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Bay bay.